Hepinize selam arkadaşlar. Bugün aklımdaki bir projeyi gerçekleştirmek üzere her zamanki gibi dükkandayım zaten. Öncelikle aklımdaki plan, resmini koyacağım buraya. Motosikletin arkasına römork yapacağız. Şöyle bir düzenek yaptık. 60'a 46. İçi de 40 kalıyor. Yanlar 3 santim olduğu için işte 46 oluyor toplam. 46'ya 60. Şunlar da şöyle yanlardan yükselti. Şunlar. Yani boyu da bu 30. 3 santim de 33 olacak. Evet, kaynak yapıldı. Şöyle göstereyim. Gittim kaynakçıda yaptırdım. Yani çünkü biz yaptık. İlk deneyimimdi. Kötü oldu tabii ki. Yani şuradan biraz da belli oluyor. Benim yaptığım kalıntılar da var. Yani şunlar benimkiler büyük ihtimal. Ben buna dedim başa çıkamayacağım. Sağlam olsun. Ne olur ne olmaz. Şu arkamıza taşıyacağız çünkü. Gideyim dedim kaynakçıda kaynattırayım. Adam da şeyle yaptı herhalde. Gaz kaynağı mı varmış artık bilmiyorum. Gaz kaynağıyla yaptı. Güzel olmuş, sağlam. Yani bir şeyi yok, oynar bir yeri yok. Şimdi bunu önüne U yapacağız. Arkasına da U yapacağız. Burada römorkun tekerleği olacak, lastiği olacak. Buradaki L de motora bağlanacak. Hadi bakalım onu nasıl yapacağız. Denk geliyor mu? Bu uzun yazın. Oraya mı geliyor? Evet yakın, arkadaşlar merhabalar. Tekrar. Yakın çekim al. Şimdi lastiğimizi söküyoruz. Lastiğe bu aparatı bağlayacağız. Bu bol oldu bir dakika. 19'luk. 21'lik. Aynen 21'lik. Şimdi lastiğimizin cıvatasını çıkmadı buradan. Çıkartacağım şimdi. Böbrek bıraktım. Adam öldü mü? Evet. Yakın çekim alayım. Şimdi biz döndüğümüz zaman bu da böyle bizi takip edecek, dönecek. Şöyle bu şekilde. Şu arkadaki zaten aşağı yöne, aşağı yukarı. Şu süspansiyonumuz da var. Şu an lastiğimizin, jantımızın lastiği yok, o yüzden takmadık. Lastik takacağız ona. Deneme sürüşü de yaparız. Öyle de bir çekeriz inşallah. Thank you.
Kapat. Evet, boyanmış ve son hali sizlerle. Siyahın üstüne biraz kırmızı püskürttüm ki biraz şekil gözüksün diye de. Oldu o kadar artık. Güzel görünüyor en azından. Bu şekilde arkadaşlar boyadık. Güzel göründü. Şu da arka tarafı. Tabii bu motora bağlı olduğu için yağmurdan kirlenmiş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.